Merhaba, ben ING Inc'ten Erdal Uzunlar. Biz ING Inc olarak araştırma kurumları ve endüstrideki laboratuvarlarda hidrojen ihtiyacı olan cihazlara güvenli şekilde hidrojen temin eden bir çözüm geliştiriyoruz. Burada birçok cihaz görüyorsunuz. Günlük hayatta soluduğunuz havanın, içtiğiniz suyun, elinizi dezenfekte ettiğiniz dezenfektanın, aracınıza koyduğunuz yakıtın ve bunun gibi birçok gündelik ürünün bütün analizlerinin büyük bir kısmı bu cihazlarla yapılıyor. Araştırma kurumlarındaki ve üniversitelerdeki araştırmalarda da bu cihazlar kullanılıyor. Dünyada bu cihazlardan milyonlarca, Türkiye'de ise binlerce mevcut. Ve her yıl bunların sayısı katlanarak artıyor. Ve gördüğünüz bu cihazların hepsi hidrojene ihtiyaç duyuyor. Hidrojen için mevcut çözüm yüksek basınçlı hidrojen tüpleri. Videoda Finlandiya'da yapılmış bir çalışmayı görüyorsunuz. Aynı zamanda hidrojen bildiğiniz gibi yanıcı. Videoda görüldüğü gibi hidrojen bir yangın durumunda bomba gibi patlıyor. Bu anlamda yangın riski var, patlama riski var. Onun dışında tüp bittiğinde değiştirmeniz lazım. Bu da zaman kaybı demek. Hidrojen ithal ve pahalı bir ürün. Zaman zaman tedarik problemleri de yaşanabiliyor. Bu yüzden insanlar stoklama yoluna gidiyor. Ancak bu da riski artırıyor. Bu anlamda Ingenix olarak çözümümüz bir hidrojen jeneratörü. Ürünümüzle sudan elektrik ile hidrojen üretip hidrojen ihtiyacı olan ekipmanlara besliyoruz. Bunu güvenli bir şekilde yapıyoruz. Çünkü düşük basınçta çalışıyoruz ve hidrojen depolamıyoruz. Bu anlamda güvenli, yüksek saflıkta, yerinde, istenildiği anda, istenildiği kadar sürdürülebilir hidrojen üretimini mümkün kılıyoruz. Ürünümüz hidrojen ihtiyacı olan cihazlar için gereken yüksek saflık standardını ve uygun akış hızını düşük güç gereksinimiyle karşılıyor. Aldığımız TÜBİTAK BİG desteğiyle yeni bir katalizör teknolojisi geliştiriyoruz. Bu teknolojiyle düşük maliyet ile yüksek performans elde etmeyi planlıyoruz. Biz şu ana kadar ürünümüzün bir ön prototipini hazırladık. Videoda bu ön prototipi görüyorsunuz. Bu cihazı prize takıyorsunuz ve içine saf su ekliyorsunuz. Cihazda üretilen hidrojen gazının bardağın içinde baloncuklar halinde çıkışını görüyorsunuz. Yaptığımız testlerle ürünümüzü sürekli geliştiriyoruz. Pazarımız Ar-Ge merkezleri, kalite kontrol laboratuvarları, ulusal araştırma laboratuvarları, akredite laboratuvarlar ve araştırma üniversiteleri. 4 yıllık bir projeksiyon yaptık. Yerel pazarın 25 milyon dolar olduğunu hesapladık. Bu pazardan 1,5 milyon dolarlık bir pay elde etmeyi hedefliyoruz. Ingenix olarak 15 yıl içinde hidrojenin ana yakıt olacağını düşünüyoruz. Hidrojen teknolojisinin özellikle mobilite alanında ciddi etkilerini göreceğimizi düşünüyoruz. Örnek olarak elektrikli arabalar, ağır yük kamyonları, trenler ve gemilerde hidrojen kullanılacağını tahmin ediyoruz. Bu anlamda Ingenix, hidrojen teknolojilerinin kalbi olan hidrojen jeneratörlerini üretmeyi hedefliyor. Rakiplerimizin önüne geçebileceğimiz iki ana özelliğimiz var. Hidrojen üretim kapasitesini artırmak istediğinizde yeni bir cihaz almak zorunda kalmıyorsunuz. Bizden sadece bir upgrade satın alıyorsunuz. Bunu modüler tasarım ve genişletilebilir şase sayesinde yapıyoruz. Bunun yanında inovatif katalizör teknolojimizle maliyetlerimizi düşürüyoruz. Bu özellikler fiyatımızla birleştiğinde hem yerel pazarda hem de global pazarda yüksek potansiyelimizi ortaya koyuyor. Üç ayaklı gelir modelimiz ürün satış geliri, ek garanti geliri ve periyodik bakım gelirini içeriyor. Bu gelir modeliyle yüksek kâr marjı sunuyoruz. Akademisyenlerden oluşan bir şirketiz. Ben Erdal Uzunlar, İTÜ'de yardımcı doçentim. Ortağım Can Erkek, Koç Üniversitesi'nde profesör. Çalışma odağımız elektrokimyasal teknolojiler. Akademik ve endüstriyel alanda yaptığımız birçok çalışma mevcut. Ekip olarak toplam 45 yıllık araştırma tecrübemizle çok yetkin bir takımız. Biz Nisan ayında K-Works ön hızlandırma programında kabul edildik. Eylül'de mekanik kontrollü bir ön prototip hazırladık. Ekim ve Kasım'da TÜBİTAK BİG desteğiyle şirketleştik. Bundan sonraki planlarımız da şunlar. Ekim 2021'de prototipi otomasyonu ve kutusuyla beraber tamamlayacağız. Kasım 2021'de seri üretime geçeceğiz. Aralık 2021'de de endüstriyel ölçekli hidrojen üretimi için çalışmaya başlayacağız. 2 yıl sonunda yerel pazarda 300 bin dolarlık bir ciroyu hedefliyoruz. Endüstriyel ölçekte çalışmalara başlamak için gereken tohum öncesi yatırım ihtiyacımız 60 bin dolar. Bunun yarısı makine teçhizat ve sarfa gidecek. %40'ı personele harcanacak, geri kalanı da kiraya verilecek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz Ingenix olarak laboratuvarlarda hidrojen tüpü devrini kapatıyoruz. Sizi de güvenli laboratuvarlar oluşturmaya davet ediyoruz. Sağlıklı günler dilerim.